Herkese selam, herkese merhaba. Meşhur Nazilli tostu yapacağız. Ayvalık'ın o şirin ilçesi Nazilli'nin tostunu. Nazilli'nin bir Bankalar Caddesi vardır. Orada Tostçular Caddesi diye de oluşmuş bir yer vardır. Oradaki tostçuların yaptığı tost bir kere yediyseniz damağınızın tadından gitmez. Esasında bu bir çeşit Ayvalık tostu ama yapıldığı çeşit farklı. Diyorlar ki bizim kullandığımız tost makineleri sanayi tipi. O yüzden çok fazla ısınıyor ve ondan dolayı tostumuz evde yapılamaz. Oysa ki evde yapılabilir ve en iyi tost makinemi kullanmıyorum gördüğünüz gibi. Dumanlar çıkıyor. En sıcakta tost makinem. Malzeme olarak ne kullanacağız? Birebir orijinal malzemeleri. Maydanoz, salça, biraz yağ ile açabilirsiniz. Turşu jülyen şekilde kesilmiş. Kırmızı pul biber, isteyen kırmızı toz biber de kullanabilir. Acı yemek istemeyen. Ve kaşar peynirim var. Ayrıca sucuğum var. Ve tabii ki mayonezim var. Bu tostun bu kadar lezzetli olmasının nedeni böyle saf tereyağı kullanıyorlar. Hemen tereyağımızı da şöyle alalım. Gördüğünüz gibi saf tereyağı. Şimdi şunu diyenler olabilir. Ya Koray, saf tereyağı nasıl yapacağız? Videonun en sonunda saf tereyağı nasıl yaptığımı da yayınlayacağım. Hemen bunu da köşeye alalım. En önemli detay, ekmek olarak Ayvalık ekmeği kullanıyorlar. Büyük marketlerde bulabilirsiniz. Ama ben evde yapılabilsin diye aynen böyle dilim dilim kestirdiğiniz ekmekler var ya, onu kullanabilirsiniz. Hemen hemen aynı olur. Fakat lezzetli olması için tost ekmeğimin dış tarafı burası olacak. Daha burada hemen yağlıyorum. Bakın, önemli püf noktası bu. Ekmeklerini çok önceden yağlayıp hazırlıyorlar. Bol bol sürüyorum, görüyor musunuz? Bol bol. Şimdi şunu diyenler olabilir. Ya Koray, yağ çekmeyecek mi? Çekmeyecek arkadaşlar. Hemen diğer tarafını da yağlayalım. Evet, harika. Hemen ekmeğimizi şöyle alalım. Bizi burada beklesin. Eğer böyle koyarsanız bu yanlardan taşmalar olur. İstediğiniz gibi olmaz tostunuz. O yüzden hemen tostlarımızı da şöyle ayarlayalım. İstediğim bu. Yanlardan boşluk kalması. Anlatmaya çalıştığım buydu. Hemen tostumuzu kapatalım. Evet. Ve kapatıyoruz. Olay bu. En önemli nokta bu tostu yaparken yağı, saf yağ. Zaten bunu videonun sonunda göstereceğim. Eğer tadımdan sonra kapatmazsanız video devam ediyor. Olacak. Görüyorsunuz değil mi? O kadar kaşar peynirinden kullandığım kaşar peynir içine. Beni bilen biliyor. Daha önce izleyenler iyi biliyor. Normalde sucuklu tost yapsam bile sucuğun içine ekmek koymuş gibi yapıyorum. Ama bu tarifte malzemeleri orantılı kullanmak çok önemli. 1. Tost makinemiz çok iyi ısınmış olacak. 2. Ekmeğimizi iyi seçeceğiz. 3. Saf tereyağı kullanacağız. En önemli detay saf tereyağı kullanmak. Yağ görüyorsunuz değil mi? Clarified Butter diye geçiyor. Bakalım ne yaptık? Ekmeği alalım. Ekmek şurada bir dakika dinlensin. Sucuklarımız. Görüyorsunuz değil mi ekmeğin durumunu? Şöyle bir ekmek bir iki dakika dinlensin. Şimdi ne yapıyorlar? Ekmeğimizi şöyle bir açacağız. İnanılmaz sıcak. Evet. Oo. Görüyor musunuz? Şöyle bir dumanlı havasını çıkaracağız. Önemli nokta. Salça alıyoruz. Evet. Yani siz benim gibi yapmayın. Yanarsınız arkadaşlar. Benim elim sıcağı dayanıklı. Bol bol salça. Artık ne kadar seviyorsunuz. Salçanın ölçüsü size kalmış. Kırmızı pul biber. İsteyen kırmızı toz biber kullanabilir. Acıdan hoşlanmayan. Maydanozlarım. Ve turşularım. Birebir orijinalini yapıyoruz ona göre. Evet. Ve orijinali mayonezli. Yine isteğe bağlı ne kadar seviyorsanız mayonezi. Size kalmış. Yine biraz kırmızı toz biber. Biraz daha maydanoz. Evet. Sıra sucuklarımıza geldi.
tabak. Evet. Nasıl görüntü? Vay be. Tost olsa en güzel şekilde yiyeceğiz. Vallahi görüntü bu. Yaptığımızda değdi mi? Birebir bakın, evde ancak bu kadar yapılabilir. Şunun bir tadına bakalım. Vay be. Nasıl olduğunu anlatmak gerekirse sadece yapın, deneyin, yiyin ve adamların neden günde 3 tane 4 tane yediğini anlayacaksınız. Hep aynı lezzetten bıkan, değişik lezzette tost yemek isteyenler için işte benden göstermesi, yapması size kalmış. Bu tostu bu kadar lezzetli yapan saf tereyağı kullanmamız, daha doğrusu onların saf tereyağı kullanması. Çünkü bunu ben bulmadım sonuçta. Eğer ki saf tereyağının nasıl yapıldığını merak ediyorsunuz, videonun sonunda birazdan izleyebilirsiniz. En basit şekilde 5 dakikada saf tereyağı nasıl yapılabilir, onu da videonun sonunda görebilirsiniz. Eğer tarifi beğendiyseniz lütfen size göre şuradaki abone ol tuşuna basarsanız bundan sonra hep beraber tarifimizi yaparız. Ben bunu artık götürmek istiyorum. Evet. Söz verdiğim gibi videonun sonunda saf tereyağı nasıl yapılır onu gösteriyorum. Ocağımızın altını hemen yakıyoruz. Yalnız en kısıkta istiyorum ve ocağımın en küçük bölümünde istiyorum. Sadece işime yarayacak kadar yapacağım için ve malzemem de ziyan olmasın diye şöyle en küçük cezvemi kullanıyorum. İçine iki parça tereyağı atıyorum. Ve sadece erimesini bekliyorum. Önemli nokta, yakmayacağız bunu. Daha sonra daha kapsamlı bir video çekeriz ama burada ben şu anda en basitini gösteriyorum size. Mutfak literatüründe anlatmak gerekirse clarified butter yapıyoruz. Yani clarify edilmiş tüm komponentlerinden ayırmak istiyoruz tereyağımızı. Ama her zaman söylediğim gibi sizden yabancılaşmak istemiyorum. En basit anlatımıyla ne yapıyoruz? Köpüğün üste çıkmasını istiyorum ve üste köpük katmanı oluşunca dibine doğru tereyağının sütü inmiş oluyor. Orta kısmı ise bizim istediğimiz saf tereyağı oluşturuyor. Yani üst taraftaki köpüğü de istemiyoruz. Aşağı inmiş süt katmanını da istemiyoruz. Köpük oluştu, görüyor musunuz şu safhada? Artık kaynamaya da başladı hafiften böyle. Hani süt ısıtırsınız ya, böyle tık tık eder. Bakın şuralardan tık tık etmeye başladı. Görüyorsunuz. Artık istediğim kıvama geldi. Kaynamasını istemiyorum ve altını kapatıyorum. Artık altı kapalı, kendi kaynıyor. Şöyle bir kaşık yardımıyla üst taraftaki katmanı alıyorum. Köpük katmanını. Alabildiğim kadar. Hatta şöyle yapalım. Daha net görelim. Şöyle bir tane cam kavanoz kullanıyorum. Şimdi ben tereyağımın ölçüsüne göre kavanoz kullanıyorum. Siz kendi tereyağını ne kadar yapacaksınız ona göre ölçüsünü kullanırsınız. Şöyle bir tülbent ya da bir tülbent gibi süzmemize yardım olacak bir parça bez. Lastik lazım. Ama tabii ki her zaman gibi lazım olduğum ortada yok. Hemen pratik bir çözüm bulalım. Şu bilekliğimi kullanayım. İşimi görür. Evet. Harika. Bakın biraz şöyle meyil verdik mi? Evet, çok güzel. Şöyle hafiften sadece yağım gelecek kadar, bakın acele etmiyorum. Sadece yağ akıtıyorum. Sadece yağ. Ağır hareket ediyor gibi gözükebilirim ama böyle yavaş olmanız lazım. Evet, artık bırakıyorum ki aksın kendi kendine. Bakın ne kadar pratik, görüyor musunuz? 2 dakika sürdü. Sadece 2 dakika. Artık şunu alabiliriz. Çok güzel. İşte bir zamanlar gururlu, çilekeş ama mutfağın zorlu yollarından geçerken saf tereyağı olmuş delikanlı bu. Bunu dolapta soğuduktan sonra tabii dolaba koyabilirsiniz.
dolapta bekletebilirsiniz. Eğer diyorsanız ki Koray ben bunu ufak parçalara ayırıp buzluğa atacağım. O zaman 6 ay 8 ay bekletebilirsiniz. Ama size bakın ne kadar pratik bir yol gösterdim, farkında mısınız? Amacımızdan sapmayalım. Esasında bu bir tost videosu. O yüzden saf yapmaya ayırdığımız süre bu kadar yeterli. Herkese afiyet olsun.